Yaklaşık 3-4 gündür bütün ilçelerimizi ziyaret ettik ve bu ilçe ziyaretlerinde gerek örgütümüzle gerekse vatandaşla bir araya gelme fırsatımız oldu. Bütün 16 ilçeyi de bir şekilde ziyaret ettik ve onların beklentilerini, bakış açılarını ve şikayetlenmelerini bir şekilde öğrenmiş olduk. Aslında vatandaşın beklentisi en büyük beklentilerinden bir tanesi seçim sürecine girdiğimiz şu günlerde seçimlerin sağlıklı şekilde yürütülmesi ve sona ermesi ve bu anlamda da işte sandığımız güven de mi e, ve hukukçu olarak bize yöneltilen şeylerden bir tanesi sandıkları koruyacak mısınız gibi sorular vardı. Tabii ki bizim bununla ilgili sizin aracılığınızla da duyurduğumuz bir çalışmamız var. Devam ediyor ve bugün de e, yine avukat arkadaşları ve stajyer avukat arkadaşları e, akşam itibariyle bir seçim hukuku ve sandık güvenliği eğitimine alacağız. Yaklaşık e, ilk buluşmamızda 30'a yakın meslektaşımız bize katılmıştı. Bugün 60'a yakın meslektaşımız oldu ve bu meslektaşlarımız seçim günü sahalarda olacaklar ve sandıkları korumak adına sandıklarla ilgili uyuşmazlık inşallah çıkmaz ama çıkarsa doğrudan müdahale etmek adına onlar da sahada olacaklar. Biz de yine vatandaşlarla bir araya geldiğimizde vatandaşların artık yeni yüzler görmek isteğini tabii ki hissettik. Bu da bizi mutlu etti. Biz de ilk defa milletvekili aday aday olmuş birisi olarak gerçekten yeni yüzlerin genç isimlerin listelerde olmalarını, istediklerini söylüyorlar tabii ki e, bu istekleri güzel bizim açımızdan da uygun ama e, genel merkezler nasıl değerlendirilecek? Yani sadece bizim partimiz açısından değil, bütün partiler açısından böyle bir e, talepleri var. E, artık e, gerçekten tecrübeleriyle e, fayda sağlayabilecek fiziki olarak ya da enerji olarak fayda sağlayamayacak tecrübeleriyle fayda, fayda sağlayacak insanların artık gençlerin önünü açmaları yönünde bir vatandaş talebi olduğunu söyleyebiliriz.